Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 5. haftası 4. videosundayız. Yani kenar ortayı işleyeceğiz arkadaşlar. Zevkli bir konudur. Göreceksiniz zaten. İsterseniz dersimize başlayalım. Kenar ortay konusu. Evet kenar ortalayan doğruya ne diyoruz? Kenar ortay doğrusu adını veriyoruz. Ve bizim bu konuda işimiz kenar ortayların kesim noktasıyla alakalı. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar sizler yani İlk defa izleyenler belki sıkıntı yaşayabilir. Ama sen artık eski sen değilsin. Konuları baştan beri izliyorsan e, eskiden olsa bu kenar ortay konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Ama artık sen o sıkıntıyı yaşamayacaksın. Niye? Çünkü sen ek çizimleri öğrendin. Özellikle muhteşem özellikle orta tabanı öğrendin değil mi? O zaman bu konuda hiç sıkıntı yaşamayacaksın. Çünkü bu konunun başlığına şunu yazıyoruz arkadaşlar. Ne yazıyoruz? Hop şunu ekstra eşitlik varsa orta taban 90 derece varsa muhteşem üçlü aklına gelecek. Öyle her zaman 90 derece varsa da muhteşem üçlü gelecek diye bir şey yok. Hani ek çizim hissiyatı oluşmuşsa içinde verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorsan kesinlikle ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Yani sen kenar ortay sorularını yapamıyorsan büyük ihtimalle ek çizimde bir sıkıntı vardır. Aklının bir köşesinde bulunsun. Ve sen artık bu ek çizimleri de bildiğin için ve artık Kenan Hoca da bu konunun başlığının kenarına bunu yazmıştı deyip aklına geldiği zaman büyük ihtimalle kenar ortay konularında artık sıkıntı yaşamayacaksın. Ee, ekstra eşitlik varsa tekrar söylüyorum. Yani kenar ortaylar haricinde ekstra eşitlik varsa lütfen orta tabana dikkat. Çünkü eşitlik varsa orta taban çizin diye söylemiştik daha öncesinde. 90 derecede varsa lütfen ama lütfen muhteşem üçlüye dikkat. Çünkü zaten kenar ortay konusundayız. E, 90'dan da kenar ortay çizilirse ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Evet, isterseniz şimdi konuya iyice şöyle tanımdan bahsedeyim arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak üçgende kenar ortay tek bir noktada kesir. Evet, bu kenar ortayların kesim noktasına biz ne diyoruz? Ağırlık merkezi adını veriyoruz. Genelde G harfiyle gösteriliyor, farklı harflerle de olabilir. İşte K, L, M, N, O, Ö, P istediği harfle gösterilir ama genelde G. Ama her gördüğünüz G de ağırlık merkezi değildir. Aklınızın bir köşesinde de bulunsun. Bak bu kenar ortay. Bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay. Üçü de bir noktada kesiyor. Biz buna ağırlık merkezi adını veriyoruz. Ağırlık merkezinde bir de şu vardır arkadaşlar. Ağırlık merkezinde kenara olan uzunluk bir birimken uzunluk derken işte kenar ortay doğrusu üzerinde. Ee, yoksa uzun, uzunluk derken dik uzaklık anlarız. O değil. Kenara olan uzunluk kenar ortay doğrusunda bir birimken açıya yani köşeye olan uzunluk iki birimdir. E o zaman burası B iken burası ne olacak? 2B. Burası C iken burası ne olacak? 2C olacaktır. Bu arada A'dan çizilen kenar ortayı V, A. Kenar ortayı büyük V harfiyle gösterilir. A'dan çizilen büyük V, B'den çizilen büyük V, B. C'den çizilen de büyük, büyük V, C ile gösterilir arkadaşlar. Şimdi genel itibariyle, genel hatlarıyla bakacak olursak ağırlık merkezi neresiymiş? Kenar ortayların kesim noktası. Ağırlık merkezi olunca ne oluyormuş? Kenar olan uzunluk 1 birimken köşe olan uzun 2 birim. 1'e 2, 1'e 2. Peki şuraya genel itibariyle baktığımız zaman iki temel özellik var değil mi? Ağırlık merkezinde. Bir, kenar ortayların kesim noktası. 2 1'e 2 oranının olması değil mi? Evet burada arkadaşlar her zaman kenar ortayların kesim noktası buyurun ağırlık merkezi deyip bize ağırlık merkezini belli edici hamleler vermeyebilirler. Bazen ağırlık merkezini bizim kendimizin fark etmemizi isteyebilirler. Peki ne zaman ağırlık merkezi oluyor? Kenar ortayların kesim noktasında mı sadece? Hayır. İki şart sağlanırsa arkadaşlar geometride iki kuralı önemlidir. En az iki şart sağlanırsa diğerleri de sağlanıyor genelde çoğunda. Bir muhteşem yok bir orta tabanın bir tanesinde de sağlanmıyordu sadece. Ee, onu da zaten derste söylemiştik ama en az iki kuralı vardır. Tekrar söylüyorum şu genel itibariyle gördüğünüz kurallardan en az ikisi sağlanıyorsa mesela iki kenar ortayın kesim noktası şurada arkadaşlar iki kenar ortayın kesim noktası kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezidir. Ya da biri kenar ortay bire biri 2 oranında kesişmişse kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezidir. Yalnız dikkat burası 2A burası A olursa olmaz. Hocam 2'ye 1 var işte kenar ortayda ben ağırlık merkezi olur. Hayır. 1'e 2 oranı kenardan köşeye olacak. Bunu da unutma. Biri kenar ortay biri de 1'e 2 oranında kesmişse yine ağırlık merkezidir. Ya da her ikisinde, ağır, her ikisinde de 1'e 2, 1'e 2 oran varsa burası nedir arkadaşlar? Kesinlikle, kesinlikle ağırlık merkezidir. ÖSYM bunu şey yapıyor dikkate alıyor. Analitik geometride bile karşımıza çıkartabiliyor. Sizler belki bunun ispatını ağırlık merkezi olduğunu ispatlayabilirsiniz ama benzerlikten benzerlikten uzun yolda oluyor. Bu en az iki kural da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Peki hocam bu kenar ortay bu kenar ortaysa sen buraya ağırlık merkezi buldun ya eksik parçaları tamamlayacaksın. Hocam burası A iken burası 2A burası B iken burası 2B olur diyeceksin. Buraya da baktığımız zaman yine aynı şekilde. Burasının ağırlık merkezi bulduk. E hocam buradan geçen o zaman kenar ortaydır diyeceksin. Ve buradan geçen 1'e 2 oranında olacak diyeceksin. B ekibi. Ya da burada 1'e 2, 1'e 2 oran var. Hocam ağırlık merkezini bulduk. Eksik parçayı tamamla. Hocam bu kenar ortay doğrusudur. Ya da hocam bu ağırlık merkezinden geçiyorsa kesinlikle ama kesinlikle kenar ortay doğrusudur diyeceksin. Tamam mı gençler? Konu bu kadar. Tanımı bu kadar. En az iki kuralına dikkat. Bir de ek çizimlere lütfen ama lütfen dikkat. Şimdi sorulara geçince zevkli bir konu olduğunu da zaten göreceksiniz arkadaşlar. Evet kolay örneklerle başlayalım isterseniz. Hala hazırda G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi verilmişse işimiz kolay. Hocam bu ağırlık merkezi ise burada 1'e 2 oran vardır. Ağırlık merkezi ise hocam bu kenar ortaydır. Yani buradan ne geldi? X eksi 3 17 eksi Y'ye eşit oldu. Buradan X artı Y eşittir 20 mi yaptı? Evet. E burada 1'e 2 oran mı var? Yani bunun iki katı burası mı oldu arkadaşlar? Aynen öyle. 2 x ise burası 4 x olmalı arkadaşım. Yani 4 x de neye eşit oldu? Y artı 10'a eşit oldu. Y artı 10 da 4 x'e eşit oldu. Düzenleyelim. 2 bilinmeyen denklem geliyor. 2 bilinmeyen de denklemi çözecek şekilde. Y'yi öbür tarafa atalım. 4 x eksi y yapar. Eşittir. 10 mu kaldı? Evet. Şimdi x artı y 20. 4 x eksi y 10. Ne yapacaksın? 2 bilinmeyen iki denklem. Taraf tarafa toplarsan y'ler gidiyor. 5x eşittir 30'dan x'i buradan ne bulursun? 6. Senden ne isteniyor? Ali kara uzunluğu. Hop şurası. 2x 4x. Yani Ali kara uzunluğu 4x ile 2x'in toplamı. Yani 6x isteniyor. X'i de sen 6 bulduysan cevap kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar arkadaşlar. Evet örnek 1'in cevabı böylelikle 36 oldu. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de ne verilmiş? Aa 90 derece var. E, 90 derece olunca hocam ağırlık merkezi kenar ortay muhteşem şu. Evet %99'unda öyle arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama bazen o muhteşem üçlü de işinize yaramayabilir. Çünkü sana 30 vermiş, 6 köküç vermiş. Bu verilen bilgileri sen böyle muhteşem üçlüyü çizince kullanabiliyor musun? Geometri neydi? Verilen bilgileri kullanabilme işiydi. E sen bunu böyle çizince kullanabildin mi? Kullanamadın. Hiçbir işine yaramadı muhteşem üçlü. Hem de hiçbir işine yaramadı. E o zaman sil. Yani bazen silmeyi de bileceksin. E o zaman ben burada şu 30'u 6 kökücü ve AG'yi kullanayım. Ya kardeşim bak şimdi soruya. AG buraya kadar gelmiş. G de ağırlık merkezi demiş. Madem ağırlık merkezinde buraya kadar gelmiş. E insan şöyle devamını getirmez mi? Şunun devamını getireyim. Çünkü niye? Ağırlık merkezinden önce öyle kullanabilirim. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E ağırlık merkezinde bu şekilde kullanabiliriz. Evet olduğu zaman şu AG olduğu zaman devamını getirmek de mantıklıdır. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ama eksik parçaları tamamla. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen 1'e 2 oran vardır arkadaşlar. Şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? 30, 90 ise 60. En azından 30'da kullanmış oluyoruz. Buraya baktığımız zaman 60'ın karşısı 6 köküse, ise 30'un karşısı ne yapar? 6. Burası da 6 oldu. Sonra ne var hocam? 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 12 yapar. E burada hocam 3K eşittir 12 geldi. K'yı da kaç bulduk? 4. K4 ise 2K kaç yaptı? 8 yaptı. K4 olduğundan dolayı. Bizden BC artı AG isteniyor. BC'ye bakıyorum. 12 artı. AG'ye bakıyorum. 8. Topladığım zaman kaç yaptı? 20 yaptı. Cevap 20 oldu. Bu arada bu yeri gelmişken söyleyeyim. Ağırlık merkezinde. Bakın şimdi ağırlık merkezi olduğunda. Şu ağırlık merkezi. Ve şurada uzunlukta tamamı 12 verilmiş mesela. Biz buraya K deyip buraya 2K deyip işlem yapıyoruz ya. Böyle diyeceğinize yani ağırlık merkezi aslında bu ne yapıyor? Kenar ortay doğrusunu 3 parçaya ayırıyor. K'ya 2K olacak şekilde. Sen şöyle de bulabilirsin. K'ya 2K deyip 3K eşittir 12 diyeceğine. Buradaki 12 3'e böl. 12 3'e böldüğünde kaç yapıyor? 4. Kısa parçayı verir. dörtgende de yukarısı direkt 8 olur. D daha hızlı hareket edersin. Tamam. Çünkü 3 parçaya ayırıyor. Kısa parçası 4'tür. 3'e böldüğünde 4 ise burası da 8 olup deyip o şekilde mantığını çalıştırabilirsin dostum. Aklında bulunsun ya da K2K deyip 3K eşittir işte 12 diyebilirsin sana kalmış. Tamam Evet geldik. Böylelikle cevabı 20 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi verilen bilgilere bakıyoruz. G yine hali hazırda verilmiş. Ama G verilmişse G'yi kullanacaksın kardeşim. G ABC üçgenin ağırlık merkezi. Tamam. Madem ABC üçgenin ağırlık merkezi. Hocam bu G'den geçen kenar ortaydır. Eksik parçaları mutlaka ama mutlaka göster. Hocam buradaki Y'den geçen ağırlık merkezi kenar ortaydır. Hocam G'den geçen şuradaki uzunlukları da vermiş ya. Bu uzunlukları da verdiği için şunları şöyle göstereyim. Bu uzunlukları verdiği için bunu da kullanacağım demek ki. Ağırlık merkezinde burası K iken burasının 2K olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Evet. E, burası da K olduğundan dolayı e, o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? E, burası da çizgi çizgi verilmiş. Eşit verilmiş. GF ile GE eşit verilmiş bakın. E Burası k,ken burası 2K olacağından buraya da K kaldı mı kaldı. Ee, şimdi ne yapacağız? Hocam 4 ise yukarısı direkt 8 diyenler yanıldı. Çünkü arkadaşlar ağırlık merkezi ama şu ağırlık merkezinde şurayı bulursam şurayı bulabilirim ben değil mi? Çünkü burada 1'e 2 oran var. Büyük üçgende G'nin ağırlık merkezi olduğunu unutma. Tamam burada neler var? Hocam burada ekstra bir eşitlik daha çıktı. Hmm. Ağırlık merkezinin olduğu soruda ekstra bir eşitlik varsa bakın Özellikle ve özellikle kenar ortaylıkların çok olduğu sorularda buna dikkat edin. Alanda da bunu yapıyoruz arkadaşlar. Alanda da bunu yapıyoruz. Bakın ilk etapta bunlar size oha hocam ne yapacağız hocam falan gibi gelebilir. Zormuş gibi gelebilir ama alışkanlık haline geliyor merak etmeyin. Böyle kenar ortaylıklar gördüğünüz zaman ağırlık merkezi var mı diye kontrol edin. Hocam soruda zaten ağırlık merkezi verilmiş. Ekstra bir ağırlık merkezi var mı diye bakın. Özellikle kenar ortayların çok olduğu sorularda buna dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi analitikte de Üçgende alan konusunda da karşımıza gelebiliyor bu tür ifadeler. Dikkat. E hocam dikkat edin ben burada ne buldum? Her zaman bulduğumuz bilgiyi de kullanacağız diyoruz. Hocam K iken burayı da K buldum değil mi? A şu doğruya bakacak olursanız hocam bu doğru artık bir kenar ortay doğrusu oldu. Şu ikisini böldü. Ha, bu kenar ortay bu kenar ortay. O zaman ben buradan şu üçgeni oluşturursam. Yani bazen e, ağırlık merkezi oluşan durumlarda da üçgen oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bakın üçgen oluşturursam bu da kenar ortay bu da kenar ortay olduğu için ağırlık merkezi oluştu mu? Oluştu. Nerede ağırlık merkezi oluştu? İşte tam olarak şuradaki üçgende ağırlık merkezi oluştu arkadaşlar. Çünkü iki kenar ortayın kesim noktası olduğundan dolayı. iki şart sağlandığından dolayı. Madem burası ağırlık merkezi dörtse burası nedir? 2. Çünkü 2'ye bir oran vardı. E hocam şurayı kaç bulduk? 6. E burası 6 ise yukarısında kaç yapar? 12 yapar. Bizden AG isteniyor. AG uzunluğu da böylelikle 12 oldu. 1'e 2 oranından dolayı. Çünkü G hala büyük üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar. Tamam. Evet örnek 3'ü böylelikle 12 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi soruda verilen bilgilere bakıyoruz. Hocam şunlar eşit verilmiş. Tamam. AF ile FC birbirine eşit verilmiş. Tamam. Şurada burası K. Burası K iken burası da 2K verilmiş. Evet K. K iken burası 2K verilmiş. Aa dikkat. Şunlar da eşit verilmiş arkadaşlar. Heee kenar ortaylıklar var. A hocam kenar ortay kenar ortay. Bak iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir ama üçgende değil mi? Burası büyük üçgenin değil. Bu kenar ortay ve bu kenar ortay. Üçgen oluşturabiliriz. Hop şunu şöyle çizsem. Hocam şu üçgende dikkat dikkat. Şu üçgende ne oldu? İki kenar ortay var. Kenar ortayların ne oldu? soruda ağırlık merkezi ağır basar. Kenar ortay kenar ortay. Benzerlikten de bulunabilir de ağırlık merkezinden daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Hocam burası ağırlık merkezi oldu. He, o zaman burada 1'e 2 oran vardır. Burada da 1'e 2 oran vardır. Yani 2 iken burası kaç yaptı? 4 yaptı. Peki durduk. Şimdi ne yapıyoruz? Verilen bilgileri kullanıyoruz. Hocam ben buradaki 2K'yı kullanmazsam sonuca ulaşamam. Arkadaşlar dersin başında ne dedik? Ekstra bir eşitlik varsa büyük ihtimalle ne vardır? Orta taban. Bak şimdi sen verilen bilgilere baksan zaten bunu fark edersin. Ne var? Hocam 2 vardı 4 buldun sen. Bak Burası toplamda 6 çıktı. Şunlar eşit mi? Eşit. Hocam bunlar eşit mi? Eşit. E ne çıktı burada? Orta tabanda aklının bir köşesinde bulunsun. E burası 6 ise burası kaç olacaktır orta tabandan dolayı? 12 olacaktır. Yani örnek 4'ün cevabı orta tabandan dolayı 12 çıktı gençler. Ve geldik 5'e. G, A, B, C üçgenin ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi ise eksi parçaları tamamlayalım. Şunlar birbirine eşit. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Bunlar eşit. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şunlar eşit. Şu eşitleri gösterdik. Sonra ne yapacağız? Adam bize A, D, C, F, B, G vermiş. Nerede? A, D, C, F ve B, vermiş. Yani kenar ortay uzunlukları toplamını vermiş. Yani hocam şurası A iken buranın 2A olduğunu. Buranın B iken buranın 2B olduğunu. Hatta burası da B verilmiş. Buranın da C'yken buranın 2C olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Şimdi ne yapacağız burada? Adam sana demiş 3A artı 3B artı 3C'yi 18 vermiş. E o zaman sen bunu kullanacaksın. A artı B artı C 6. Adam sana ne soruyor? GCE üçgen çevresi. Şu GCE üçgenin çevresini bulmaya çalışacaksın. Kimileriniz bazen hemen direkt söyler. E hocam burası 2B burası 2C ise büyük ihtimalle 2A 2B 2C'dir. O zaman A artı bir 6 ise cevap 12'dir diye sallayabilirsiniz. Genelde de tutuyor. Doğru. Ama gençler burada e, biz tam olarak gösterelim tabii ki bunu. Şimdi dikkat edin. Ben nereyi bulmam lazım? Şurayı bulmam lazım. Buraya yoğunlaşacağım. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam bunlar eşit şunlar da eşitse şurada bir kelebek çıktı deyip kelebekteki oran birebir deyip 2A ise 2A'yı yapıştırabilir. Ama benim tarzım değil. Çünkü niye? Daha benzerliği göstermedim. Tamam ispat yaparken kullanıyoruz mecbur ama... Sorularda ben bunu öyle e, görmediğimiz konuları daha kullanmayı sevmem. Şimdi ekstra bir eşitlik var aslında burada. Ekstra eşitlik olduğunda bir de aklımıza ne gelecekti? Ort taban gelecekti. Hocam ben bunu arıyorum ya. Bak burada 2B var 2C var. Şurada da bir A'm var. Evet. Bak şunlar eşit. Bak şunlar eşit. Ne çıktı o zaman arkadaşlar burada? Şunlar ort taban mı çıktı? Evet. Yani şunlar paralel ve birey iki oran var. Yani burası 2A'm yaptı. Evet, GC üçgeni çevresi 2A artı 2B artı 2C soruluyor bize. A artı B artı C 6 olduğundan cevabımız ne çıktı? 12 çıktı arkadaşlar. Evet, böylelikle bakın orta tabanın kullanıldığını da görüyorsunuz. Bu arada ağırlık merkezinin ispatı da orta tabandan geliyor arkadaşlar. 1'e 2, 1'e 2 olmasının ispatı da orta tabandan geliyor. Haberiniz olsun. Yeri gelmişken söyleyeyim. Nasıl gelecek hocam? Şuradan bir orta taban çizdiğiniz zaman... Oradaki ifadeyi görürsünüz. A, A, A diye 3 eşit parçaya böldüğünü görürsünüz arkadaşlar. Neyse devam edelim. <laughs> Hocam AD ve BE ABC üçgenin kenar ortay doğruları. Bak bunlar kenar ortay doğruları. Bu zamana kadar ki sorularda ne yaptılar? Hali hazırda 90 ağırlık merkezlerini hep verdiler bize. Ya da iki kenar ortay iki kesim noktasından biz bulduk. Şimdi bakın burada hiç ağırlık merkezi falan demiyor. Bakalım arkadaşlar. AD ve BE ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay. Hocam şimdi ne yapacağız? İki kenar ortayın kesim noktası bak F demişiz. F ağırlık merkezi. Her zaman G olmak zorunda değil. Hocam burası ağırlık merkezi. BC'ye 12 vermiş. Hocam burası 6. Burası 6. E şurası da muhteşem üçlüden dolayı 90'dan çizilen kenar ortay yok mu arkadaşlar burada? Evet. Muhteşem üçlüden dolayı burası da 6 olmaz mı? Olur. 6 da hocam 1'e 2 şeklinde hani 3 parçaya bölünüyordu, Kısaca buluyorduk. 6'yı 3'e böl. Hocam burası 2 yapar. Burası kaç yapar? 4 yapar. 6'yı 3'e böldüğünde 2 yapar burası. E, 2 katından dolayı burası da 4 yaptı. 4'ü e 2 diye paylaştırdık. EF uzunluğu isteniyor. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? E, X ise burası da nedir? 2 xtir Bazı arkadaşlar direkt öklüt bağıntısı var hocam deyip öklütten bulabilir. Bazı arkadaşlar da direkt hocam burada zaten direkt pisagor var deyip pisagordan bulabilir. Size kalmış. Ya 6'nın karesi 2'nin karesi artı 2X'in karesinden yapın. Ya da 4'ün karesi eşittir. Ya da 4'ün karesi eşittir. 2x çarpı x'ten yapın arkadaşlar. Şuraya ya da yazayım. Ya da şöyle buradan yapılabilir. Buradan yaptığınız zaman 16 eşittir. 2x kareden x kare 8'den x 8 geldi. X de buradan kök 8. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 2 kök diye çıkar arkadaşlar. Şuradaki Pisagor bağıntısını da yapsanız yine cevabı aynı şekilde bulacaksınız arkadaşlar. Tamam. Evet örnek 6'yı böylelikle 2 kök 2 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Geldik şuraya. Bu sefer G yine ağırlık merkezi demiş. Bu sefer hala hazırda vermiş. Bakalım ne diyor. Arkadaşlar CD ile BG dikmiş. Bak CD ile BG dikmiş. CD ile BG dikmiş. Bak dikkat et. CD'den bahsetmiş. Arkadaşlar CD demek ki şu doğrusal. Yani şu ifade doğrusal bir ifade. Çünkü CD'den bahsetmiş. Doğrusal. E o zaman doğrusalsa hocam burası 90 ise burası da nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Pisagor bağıntısı falan işimize yarayacak mı bilmiyorum. Ya şu garibim G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eyvallah. Sonra kaldık burada. Hocam 4 ise burası ne yapar? 8 yapar. 1'e 2 oran. 6, 8 nedir? 10'dur. Burası da 10'dur. E şimdi ne yapacağız? Hocam bak dikkat et. Şu garibim buraya kadar gelmiş. Bu soruluyor bana. Ağırlık merkezine kadar gelmiş. E o zaman devamını getir. Ve ben size ne dedim? Devamını getir. Bunu olmak zorunda? Eksik parçayı tamamla dedim değil mi? Hocam bu bu eşit oldu. Kenar orta oldu. E bir de 90'lık var orada. 90'lı sorularda aklının bir köşesinde başlığa yazdım zaten. Ne gelecek aklına? Muhteşem. Bak burada bu garibim buraya kadar gelmişti. Devamını getirdik. Eşit eşit. E bu, bir de burada 90 derece var. Burası da eşit değil mi? Muhteşem üstünden eşit. Yani 10'du tamamı. Hocam burası 5, burası 5, burası da 5 oldu. E burası 5 iken burası da 10 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Zaten bizden de AG uzunluğu isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 10 çıkart. Geldik örnek 8'e. Şimdi arkadaşlar bakalım birlikte yapalım bu işi. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Ya şş, şş, yaparsınız ya. Size güveniyorum ya. Artık işi öğrendiniz ya. 90'lık da var orada. Oradaki bak verilen her bir bilgiyi kullanmaya çalışın diyorum ya. Hani ilk defa böyle bir şeyle yapacaksınız gerçi ama yapabileceğinizi de inanıyorum. Bir dener misiniz lütfen? Lütfen bir deneyin tamam Evet örnek 8'i şimdi ben başlayayım. Hadi birlikte yapalım. Arkadaşlar verilen bilgileri kullanalım. CD ve B'ye doğru parçaları kenar ortaylarmış. Evet şu ve şu kenar ortay. Bak G yazılmış ama G ağırlık merkezi demek değildir. Ama burada buradan geçen kenar ortay Buradan geçen kenar ortay olduğundan dolayı iki kenar ortayın kesim noktası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. E hocam 2 de var burada. 2'yi de kullanamıyorum. Bak bu arada ağırlık merkezi burası K iken burası 2K olacaktır. E hocam burası da K ise burası da K oldu mu? Oldu. Burası da çift çizgi oldu. Sonra da hiçbir şey yapamıyoruz. 2'yi de kullanamıyoruz. Ek çizim olduğu belli. 90'a bakıyorsun. 90 var mı? Var. E hocam 90'lık varsa ağırlık merkezi de varsa aklına ne gelecek? Evet. Muhteşem. %99'unda gelir arkadaşlar. Hemen muhteşem şu çiz. Ağırlık merkezinden çizilen geçen bir kenar ortay çizdiğin zaman. Bak soru o kadar güzel akıyor ki. Hocam şu parça şu parça eşit. Muhteşem üçünden dolayı da şu parça eşit olmaz mı? Olur. E hocam benim 2'yi kullanmam lazım. E 2'ye bakacaksın o zaman. 2'ye baktığın zaman bak eşitlik var. Bak eşitlik var. Aa 2'ye baktığın zaman zaten fark edersin. Hocam şunlar birbirine paralel. Niye? Eşit eşit. Ort taban var. Yan yatık bir ort taban var. 2 iken burası kaç yapar? 4. E hocam bu kenar ortay doğrusuydu. 4 iken burası 2 yapar. E burası 6 iken burası da 6. Burası da 6. Muhteşem şundan dolayı eşit. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 12 yaptı. Yani örnek 8'in cevabı da böylelikle 12 oldu. Geldik örnek 9'a. Hadi artık sen de durdurup yine yapabilirsin büyük ihtimalle. Bakalım neler verilmiş. G ağırlık merkezi demiş. 90 derecede var. Ne yapacağız? Önce verilen bilgilere bakalım. Verilen bilgiler ışığında sonuca ulaşamıyorsak ek çizim aklımıza gelecek. Hocam bakıyorum şurada. Evet Gökçen kara uzunluğuyla Egean kara uzunluğu eşit verilmiş. Şunlar eşit. G ağırlık merkezi denmiş. Hocam şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. E madem bunlar eşit. Hocam burası K iken burası da K. E, burası K iken ağırlık merkezi olduğundan K'ya 2K olmayacak mı? Olacak. Şimdi dikkat edin. K, K. Burası da 2K. Hocam ekstra bir eşitlik de var. 90 derece var ağırlık merkezi var. Aklına ne geldi? Hemen çiz. Genelde yapılamayan sorulardır bunlar. Dikkat edin ama artık siz yapabiliyorsunuz. Çünkü başlığın yanına yazmışız bunu. Çiz kardeşim böyle ağırlık merkezinden geçen şeyi. Muhteşem üçlü. Bu arada hocam burada bir kelebek var deyip kelebekten de bulabilirsiniz. Çünkü birebir birebir oran var. 4 ise burası da 4. 2 muhteşem üstten 6 6 dersiniz olayı bitirirsiniz. Ama ben daha biz bunu görmedik diye benzerliği oradan yapmayacağım. Muhteşem şu çizdin. Hocam eşit eşit. Burası da ne olacaktır? Eşit olacaktır. E sonra şuradaki 2K'ları kullanmam lazım benim. 4'ü kullanmam lazım. Hocam bak 2K'ya 2K. Şunlar da birbirine eşit. Aa burada bir ort taban çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Yani burası 4 ise burası kaç yaptı? 2. E 2 iken burası da 4 yapar. E, 6 ise Burası da 6 burası da 6. Yine x cevabını ne bulduk arkadaşlar? 12 bulduk böylelikle. Evet örnek 9'un cevabını böylece 12 bulduk. Zor mu? Değil. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aa. Ama bu soruda biraz zorlanırsınız. Arkadaşlar yapana helal olsun. Yapana helal olsun. Yani ödül e, veriyor olsam ödüllerimi başka bir yere saklayacağım. Bu soruya ödül veririm. Haberiniz olsun. Yani bu soruya ödül vereceksem güzel bir soru önemli bir soru verilen bilgileri kullanmaya çalış hadi bakalım bu soruyu yapmaya çalış yaparsın biliyorum yaparsın ama yani istediğiniz kitaba yazın bu soruyu genelde hep yapılamayan soru bu kalır arkadaşlar benden söylemesi haydi bakalım gençler biz soruya bakalım soruda ne demiş şimdi arkadaşlar soruda hiçbir şey vermemiş sadece Şurada da bir şey verilmiş. EB'nin uzunluğu ve ED'nin uzunluğu verilmiş. Buraya KK dersem CD uzunluğu 2K oldu. Hocam burası K, burası K isken burası 2K oldu. Yani sana diyor ki ekstradan bunlar da eşit diyor. Hmm tamam. Şimdi gençler ne yapabiliriz? Bakın hocam şu üçgende güzel bir şey verilmiş. Şuraya baktığımız zaman. Bu üçgende ne verilmiş? Bu üçgende kenar ortaylar verilmiş. E hocam bunlar kenar ortaysa? Hocam burası üçgen burası 6. Çünkü iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. Dörtgen burası 8. A 6 8 10 deyip ben buradaki uzunluğu 10 olarak bulurum. Eyvallah. Hocam kenar ortay kenar ortay tamam. E ne yapacağım? Soruyu çözmem lazım. Soruyu çözmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? Verilen bilgileri kullanmanız lazım. İster 90'ı kullan. 90 deyince aklına ne gelir? Oradan gitmek biraz daha zor sadece. İstersen şuradaki eşitliği kullan. Şunlar da birbirine eşit ya. Hocam burada eşitliği kullanın. Eşitlik görünce aklınıza ne gelecekti? Evet. Bazılarını sahaya söylemedi. E, bir daha söylüyorum bak. Eşitlik geldiğinde aklınıza ne gelecek? Evet birkaç kişi daha söyledi. Arkadaşlar ne gelecek? Orta taban gelecek. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. İki ihtimalim var. Hocam ya buraya paralel çizeceğim ya buraya paralel çizeceğim. Ve benden ne isteniyor bu arada? A'dan A, C, attı isteniyor. Yani şurası isteniyor. Bak ne yapacağız? Hocam ya buraya ya buraya çizecek. Arkadaş buraya çizince ne yapıyoruz? Özel bir durum geliyor mu? X bölü 2, X bölü 2 Gel, gelmiyor. Şuradaki 90'ı 90'ı kullanamıyorum. Valla buradan gelmedi. O zaman şuradan bir çizsek. Buradan çizdiğim böyle e, orta taban. Karşı taraf iki eş parçaya bölecek ya. Sarı üçgenin de aynı zamanda kenar ortayı olmak zorunda değil mi? O yüzden ağırlık merkezinden geçmek zorunda değil mi? Evet. Yani şu parçayla şu parça eşit oldu. Hocam burası 5 burası 5. A 90 da var burada. 90'dan çizilen kenar ortay. Yani burası da 5 oldu. E ee, muhteşem üstten dolayı. 5 iken burası da 10 mu oldu? 10 oldu. Allah Allah. Hala daha bunu yazdıktan sonra takılan arkadaşlarınız var. Takılmayın ya. Niye takılıyorsun? Kardeşim sen bunu yazdın. Senden ne isteniliyor ona bak bakayım. Hocam x isteniliyor. Aa sen ne buldun? Her zaman ne diyoruz biz? Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Ya da e, bulduğum bilgileri kullanabilme işidir. Ya tamam 5-5 yazdın. Buraya 5 yazdın. Buraya 10 yazdın. E sen burayı yazdın. E senden burası isteniyor. Bak beyne çaktırmadan böyle kopya veriyorsun. Ya sen burayı yazdın. E ben, benden burası isteniyor. E zaten biz burada orta taban çizmiştik. Bak şu orta taban çizgisi değil mi arkadaşlar? Evet. Yani burası 15 ken. Evet, şu orta tabandan dolayı şununla şu paralel çıktı ya. Bu orta tabandan dolayı 15 gen x de kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. Valla soruyu yapanlara helal olsun. Gerçekten artık bu işi öğrendiniz demek. Verilen bilgileri de kullanıyorsunuz. Hatta zor sorularda bile kullanıyorsunuz. Bu da önemli bir şey zaten arkadaşlar. Gerçekten güzel yolda gidiyorsunuz. Ve bu işi de halledeceksiniz inşallah. Evet gençler isterseniz bu ve bundan sonraki kısmı biraz e, yeni nesil sorular var burada birkaç tane. Bir de özellikler kalmış. İsterseniz onu da bir sonraki videoya bırakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.